Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell. 7. Bölüm. Spence, tezgahın arkasında duran dazlak kafalı şişman adama, "Bir likörle bir bira," dedi. Islak tahtanın üzerine bir dolarlık banknot koydu ve kırışıklarını parmağıyla düzeltti. Tezgahtar Spence'i dikkatle süzdü. "Nereden geliyorsun arkadaş?" diye sordu. "Seni burada gördüğümü anımsamıyorum." Spence parayı tezgahın üzerinde iterek, "Southside'da oturuyorum," dedi. "Bana bir duble likörle bira." Tezgahtar başını yukarıdan aşağı salladı. "Belki de sizi bir daha göremeyeceğim," dedi. Şişeyle bardağı uzattı, birayı doldurdu. Sonra Spence'den doları aldı, yazan kasaya attı. "Böyle içmeye alışmışsanız bu sizin bileceğiniz bir iştir. Beni ilgilendirmez. Burada içecek bir şey almak için para verilir. Öğüt dinlemek için değil." Başıyla Spence'e bir son işaret yaptı. Başka müşterilere bakmak üzere tezgahın öbür ucuna gitti. Spence likörüyle birasını içti. Arkasından bir bardak likör daha doldurdu. Birkaç dakika sonra tezgahtar döndü. Tezgahın üzerine yeni bir şişe koydu. Spence anlamlı anlamlı baktı. "Yeni müşterilerimize bir defalık olmak üzere hep böyle yaparız. Patron iyi bir yol olduğunu söylüyor bunu. Ama yalnızca bir kez." Dirseklerine tezgaha dayadı. Spence'i gözden geçirdi. Spence bir hareketle salonu gösterdi. "Hey imanına yandığımın," dedi. "Ne de çok yarı çıplak kadın var burada. Bu kadını ilk kez görüyorum doğrusu. Kendi kendime sorup duruyorum. Nasıl edip de ele geçirdiniz onları?" Tezgahtar iki kolunu birden tezgahın üzerine koydu. Spence doğru eğildi, parmağıyla dürterek, "Arkadaş," dedi, "olağan işlerdendir bu. Hayatta çok görülür böyle işler. Burada gördüklerin neye benzer bilir misin? Bir çiftçinin mısır tarlasında dolaşarak ürünün durumunu anlamak için şuradan bir başak, buradan bir başak koparıp yoklamasına benzer. Ne demek istediğimi anlıyorsun." Gözünü kırptı. Başını hızlı hızlı salladı. Spence bir likör daha yuvarladı. Tezgahtar salonu boydan boya süzdü. Dazlak kafasını okşadı. "Eskiden iki çeşit kız vardı. İyiler ve kötüler," dedi. "Bugün ise yalnız bir çeşit var. İyi kötüler." Başını yukarıdan aşağı hızla salladı. "Ne demek istediğimi anlarsın." Spence'in yanıt vermesine fırsat bırakmaksızın koluna vurmaya başladı. "Günümüzde ana babalar kızlarının yaptıklarını aldırmıyorlar pek. Sanki büyüyünce birer orospu olsun diye yetiştiriyorlar onları." Üzüntüyle başını salladı. "Bizim zamanımızda böyle değildi. İnsanlar çocuklarıyla övünürlerdi. Bu tür yerlerde kaçarlanmış orospular görülürdü ancak. Fakat şimdi bir de bu bacak kadar kızlara bak. Onların yeri burası değil elbette. Evlerinde olmaları gerekiyordu. Kız babaları şunun bunun kızı peşinde koşuyorlar, böyle yerlerde geçiriyorlar gecelerini. Kendi kızlarının da başkalarıyla ne haltlar karıştırdığını düşünmüyorlar bile." "Spence, ne demek istediğinizi anlıyorum," diye başıyla onayladı. "Çünkü benim de iki kızım var. Küçüğü tam 13'üne bastı, düşünüp duruyorum ki ona bir..." Durdu. Ağzını açarak dinleyen tezgahtarın dazlak kafasına baktı. "Adam, nen var?" diye sordu. Sonra döndü, aynaya baktı. "Bana niçin böyle bakıyorsun?" Spence boşalan likör bardağını tezgah koydu. "Öyleyim bana," diye bağırdı. "Onunla evlenmek istemez miydiniz? İyi bir işiniz var ve bir..." Tezgahtar iri elini açarak Spence'in omzuna vurdu. Alaylı alaylı gülümsedi. "Arkadaş," dedi. "Önünüzde 3 kez evlenmiş ve ağzının payını almış bir adam duruyor. Son karım bir güzellik salonu işletiyordu. Böylesi yerlerde ne dolaplar döndürün bilmiyorsanız size açıklayayım. İşi yürütmek için karımın evin arkasında bir dükkancığı vardı. İlk gördüğümde pek üzerinde durmamıştım buranın. Fakat bir gün evleneli henüz bir hafta bile geçmemişti. Arka kapıdan girince karımı 2 kızla birlikte yakaladım. Bu kızlar yaz boyunca haftada 2-3 kez gelirler. Bir arada ne halt karıştırdıklarını söylemek gereksiz. Southside'da oturduğunuza göre yörenizde olup bitenleri benden daha iyi bilirsiniz. Bunun üzerine şapkamı aldım ve tası tarağı toplayıp cızlamı çektim.
ve ondan sonra da bir daha evlenmeme karar vereceğim. Evet, dediğim gibi. Kulağıma kötü oldu bu. Ağzımın payını aldım. Dünya değişinceye kadar artık bana evlenmek yasak. Spence sertçe, büsbütün vazgeçmek için yeterli bir neden değil bu, dedi. Bakın, benim de bir kızım var. Evlenince iyi bir ev hanımı olacak. Gerçi henüz bir gonca, gözü açılmayacak kadar küçük. Ama bir erkeği idare etmesini en kısa zamanda öğrenebilir. Tezgahtar birkaç müşteriye bira vermeye gitti. Dönünce, bak dostum dedi. Bana söyleyeceklerin çok iyi anladım. Yalnız, işte söyledim ya. Dünya değişinceye kadar bana evlenmek yok. Ama yine de elimden gelse yardım ederdim sana. Başını kaldırdı, salona göz gezdirdi. Spence, nasıl ederdiniz diye sordu. Tam senin aradığın gibi biri var. Her akşam buraya gelir. Salona bakmakta devam ediyordu. Elbette bir güvence veremem size. Ama bunu kabul edecek biri varsa o da Bubble'dır. Hiç kuşkusuz. Kalktı. Yeniden tezgahın öbür ucuna gitti. Spence, salonun öteki yanını gözden geçirdikten sonra onun birisini işaret ettim diyor. Nitekim 25 yaşlarında kadar, yüzü eğlentilerden solmuş, genç bir adam tezgaha doğru geliyor. Saçları karaydı. İyi giyinmişti, gülümsüyor. Ömründe gülmekten başka yapacak bir işi yoktu sanki. Aptal aptal gülümseyip duruyordu. Tezgahtar genç adamı elinden tutarak tezgaha doğru çekti. Buraya gel baba, dedi. Seni dostlarımdan biriyle tanıştırmak istiyorum. Başıyla Spence'i gösterdi. Baba, sana tanıtayım. Spence baktı. Gelin. Tam sırası. Neydi adın? Spence Duty, biliyorsunuz. Öyle ya. Bubber. Sana Spence Duty'yi takdim ederim. Bubber'ın ağzı kulaklarına vardı. Merhaba dedi. Spence coşkunlukla. Pek sevindim. Karşılığını verdi. Genç adam tezgahtara. Bize yeniden doldur Mike dedi. Bir dirseğini tezgaha koyarak iyice dayandı. Spence gülümsedi. Garson bardakları doldururken cebinden 5 dolarlık bir banknot çıkararak tezgahın üzerine attı. Tezgahtar, dostum dedi. İşte konuşman gereken adam budur. Babır alışkındır. Sık sık evlenir. Şu sırada tam iki evlenme arasında bulunuyor. Yani tam evlenecek zamanı şimdi. Öyle değil mi Babır? Babır aptalca gülümsedi. Doldurması için bardağını uzattı. Doğrudur diye karşılık verdi. Ne işte çalışıyorsun diye sordu. İyi bir işin var galiba. Mike tezgahtar gülmekten katıldı. Bubber ağzı kulaklarına vararak komisyon işlerinde diye yanıt verdi. Bunun ne olduğunu bilirsin değil mi? Hayır, bilmiyorum. Çok kazanç getiriyor mu bari? Bubber güldü. Hem nasıl dedi. Anlıyorum seni. Öyleyse epey paran olmalı. Beni dinle babalık. Para için üzülme. İş mangize kalsın. Onu nasıl kazanacağımı bilirim. Hem de deste deste. Spence sinirinden dilinin ucunu dişliyordu. Aptalca gülümsemişti ve duygusuz, ablak yüzüyle Bubber'ı gözü tutmamıştı. Ama sonunda onun Mavis'le evlenebileceğini de aklından çıkarmıyordu. Bubber, şimdi sen bana biraz şu yavrudan söz et, dedi. Nasıl bir kız? Sarışın mı, esmer mi? Spence genç adamın yüzünü inceliyor ve kendi kendine niçin durmadan alayla gülümsediğini soruyor. Anlıyorsun ya babalık? Bana bir iş bulduğuna göre onun ne biçim bir kız olduğunu da söylemen gerek. Spence'in böğrüne bir dirsek vurdu. Çok önemlidir bu nokta. Spence çabuk çabuk. Oh, güzel mi diye soruyorsun. Bir içim sudur kızım dedi. Burada gördüğün kızların çoğundan güzeldir. Bubble başını salladı. Kötü bir başlangıç değil dedi. Yeter ki sarışın olmasın. Yoksa sarışın mı? Ha. Son evlendiğim sarışındı. Üstelik ayrılığını da çok olmuyor. Kestane rengi gür saçları var. Ara sıra büsbütün siyahlaşır. Yaşı kaç? Spence bozuldu. Ah, tam olarak söyleyemem bunu. Biraz düşünmem gerek. Sen hangi yaştakilerden hoşlanırsın? Ne kadar genç olursa o kadar iyi, dedi. Baba. Yani pek genç olursa evlenir misin onunla? Elbette. Neden evlenmeyeyim? Zaten çok zaman oldu yeniden evlenmeyeyim. Bahtımı bir daha denemenin tam sırası. Peki ama ya sonradan cayarsan? Bubble gülümseyen yüzünü Spence'e yaklaştırdı. Sırtına okkalı bir yumruk indirdi. Uygun olursa caymam. Uygun olması şart. Öyle değil mi Mike? Mike bilgiç bir tavırla kolay dedi. Anlaşırsınız. Spence Bubble'ın kulağına
sarıldı. Heyecanla. Kızı bulup getirsem hemen karar verir misin evlenmeye? Eh babalık, hoşuma giderse ne diye nazlanayım. Kız nerede şimdi? Spence genç adamın kolunu okşadı. İşte onu aramaya gidiyorum dedi. Buradan ayrılma. Birasıyla likörünü bitirdi. Babanın sırtına hoşlanmaman için bir neden yok diye güvence verdi. Şimdi hısımlarımızın yanında gidip alayım. Babanın sırtına dostça bir yumruk daha vurdu ve tezgahtan uzaklaştı. Salonun öbür ucuna varınca durdu. Telaşla yöresini gözden geçirdi. 5-6 kadın gördü. Mavis aralarında yoktu. Onu nerede bulacağını düşünürken birisinin kendisine dokunduğunu duydu. Çabucak döndü. Belden yukarı çıplak, gülümseyen bir kızla karşılaştı. O da birinci kız gibi giyinmişti. Cilveli bir tavırla. Haydi biraz oturalım diye Spence'i kandırmaya çalıştı. Ha, ne dersin şekerim? Spence onu başından savmaya uğraşarak. Doğrusu matmazel dedi. Başımı kaşıyacak zamanım yok şimdi. Kız Spence'i kolundan çekti. Hadi, hadi nazlanma. Adım Jerry. Çok iyi davranacağım sana. Daha fazla aranmana gerek yok. Bir erkeği nasıl memnun edeceğimi bilirim ben. Spence ayaklarının ucuna basarak yükseldi. Babanın ne olduğunu görmeye çalıştı. Tezgahın önünde görünmüyordu artık. İyiden iyiye kaygılanmaya başladı. Kızı itti. Ondan kurtulmaya çalıştı. Sinirli sinirli. Matmazel, çok üzgünüm dedi. Ama gitmem gerek. Mavis'i bulduktan sonra belki. Jerry öfkelendi. Mavis gitti diye bağırdı. Spence'in kolunu tuttu. Hadi bırak şu Mavis'i de eğlenelim. Boş yere bekleme onu. Spence kıza doğru döndü. Mavis nerede? Birisi istemişti. Kapıdan yana itildiğini gören Spence. İyi ama ben onu görmek istiyorum diye karşılık verdi. Jerry'yi yarı sitem, yarı şaka, aklını başına devşirdi. Sen daha Jerry'yi iyi tanımıyorsun, şekerim. Neden onu beklemen gerekmediğini göstereceğim sana. Gel. Spence'i bir kapıdan geçirerek daha geniş bir salona götürdü. Bir yanda iki büyük oyun masası, öbür yanda bir büfe vardı. Ortada dans etmek için boş bir alan bırakılmıştı. Alanın çevresine masalar ve sandalyeler yerleştirilmişti. Duvarın önüne yüksekçe bir sahne kurulmuştu. Yabancı çalgıların ortasına üç zenci oturmuştu. İçlerinden biri piyano çalıyordu. Spence ile Jerry alanı geçmişler, boş masalardan birine oturuyorlardı. Bu sırada yerden biter gibi bir garson Spence'in yanında boy gösterdi. Spence onun bu kadar çabuk nasıl edip de ortaya çıktığını sordu kendine. Garson sertçe "Ne buyurursunuz?" diye sordu. Spence hiç düşünmeden likörle bira dedi. Jerry garsona bir işaret yaptı. İskemlesini Spence'e yaklaştırdı. Kolunu boynuna attı. Tatlı bir sesle. Niçin böyle direniyorsun diye sordu. Somurttu. Yoksa hoşlanmıyor musun benden? Spence. Ah, yok matmazel diye karşı çıktı. Bunu düşünecek zamanım yok. Mavis'i bulmam gerek. Çünkü Jerry onu kendine doğru çekmek için boynunu sıktı. Of dedi. Bana bak. Bırak şu Mavis'i artık. Boşuna yoruluyorsun. Mavis müşterileriyle gitti. Korkma. Kızmaz sana böyle yaptığın için. Kazın ayağı öyle değil matmazel. Mutlaka yapılması gereken bir iş var ortada. Yarım düzineyi bulan çalgılardan kulakları sağırlaştırıcı bir gürültü yükseldi birden. Üç zenci elleriyle piyanoya vuruyor, ayaklarıyla davul çalıyor ve borulara üflüyorlardı. Spence gözleriyle salonu araştırıyor. Bu sırada sahnenin iki perdesi açıldı, dans ederek ilerleyen bir kadın görüldü. Spence iskemlesi üzerinde dikildi. Kadın önünde kara kürkten küçük bir manşon tutuyordu. Garson likörle birayı masaya koydu. Baş parmağıyla Spence'e dokundu. Avucunu açarak $1 tosta bakalım babalık dedi. Spence cebini karıştırdı, $1 çıkardı. Dansöz kürkten yapılma küçük manşonunu hep önünde tutarak pistin ortasında dönüyordu. Müzik birdenbire yavaşladı. Kadın ayakları kımıldamaksızın önden arkaya doğru sallanmaya başladı. Spence iyice görmek için kalktı. Fakat Jerry onu yerine oturttu. Spence itiraz yollu, hey imanını, şuna bak hele diye söylendi. İşte görmeye can attığım şey. Dansöz komşu masalardan birine yaklaştı. Erkeklerden biri kendisine para atıncaya kadar önünde durdu. Sonra eğildi, parayı aldı, birkaç saniye manşonunu arkasına götürdü. Spence likör bardağını kaptığı gibi bir yudumda içti. Jerry onu kolundan çekti. Hadi ona 25 sent at da cömertliğini göster dedi. Spence kızın görmesi için parayı havaya kaldırdı.
Kız döndüğü dans ede de Spence'in masasına yaklaştı. Spence eğilerek parayı gördü. Dansöz müziğin ahengine uyarak sağdan sola kıvırmaya başladı. Bir adam arkadan Spence'in omzuna abanmış ve dirseğini kulağına dayamıştı. Var gücüyle bağırdı. Hadi yavrum, kaldır manşunu. Spence de kadının manşunu kaldırmasını dört gözle bekliyordu. Gel gelelim kulağına inen vuruşlara daha çok dayanamadı. Kalktı, iyi nişan almak için gözünü yumdu. Yumruğu salladı, olanca hızıyla adamın çenesini indirdi. Adam kalabalığın arasında zendeleri geriledi. Spence oturduğunda dansöz çalkalaya çalkalaya kafasını oynatıyordu. Spence kurumuş dudaklarını yaladı, bakmaksızın bira bardağını aradı. Kız yavaş yavaş kürk manşonunu başının üstüne doğru kaldırıyor. Spence bardağını kaldırdı. İçmek üzereyken birisinin omzuna dayandığını duydu. Gözlerini çevirdi, yine aynı adam. Adam Spence'in başı üzerinden bağırdı. Hey güzelim, bizi de gör. Kız gözlerini kaldırdı, gülümsedi. Manşon şimdi başının çok yukarısındaydı. Adam iki eliyle birden yine Spence'in kulaklarını tırmalamaya başlamıştı. Spence durmadan omzuna dayanan bu herife bir tane daha yapıştırmayı düşündü. Gel gelelim temsilin akışını gözden kaçırırım korkusuyla caydı bundan. Elleriyle kulaklarını kapadı, kıza bakmaya devam etti. Kız döndü, kalçaları müziğin uyumuyla dalgalanıyordu. Adam Spence'i iki elinden yakaladı, kuvvetle başını sallamaya koyuldu. Nasıl diye sordu. Spence onunla göz göze geldi. Ha, nasıl babalık? Güzel değil mi? Müzik sustu, kız koşarak pisti geçti. İki perdenin arasında gözden silindiği sırada sahne 5, 10 sentlik bir ufaklık yağmuruna tutuldu. Üç zenci atıldılar, paraları kapışarak silip süpürdüler. Spence'in başını sıkıştıran adam ellerini gevşetti ve uzaklaştı. Spence kuruyan dudaklarını yaladı. Geriye baktı. Kız gülümsüyor. Spence alnında bir kenterleri silerken inan ki dedi. Bunu gördükten sonra kuyruğunu kapana kız kaptırmış bir tavşana döndüm şimdi. 5 dakika sonra yeniden başlayacağım. Ne? Yani kürk manşonlu bir başka kız daha mı gelecek diye kuşkuyla sordu. Doğru mu söylüyorsun? Jerry başıyla doğruladı. Evet. Tüm kızlar sırayla rollerini oynayacak. İşimizin bir parçasıdır bu. Sen de oynayacak mısın? Elbette. Hey imanını, ne mutluluk. Bundan sonraki oyunları da görsem iyi olacak. Spence'in yanında ayakta duran garson yine parmağıyla onu dürttü. Jerry, ne kadar paran kaldı diye sordu. Spence 1 dolarlık 2 banknot ile 5-10 sentlik ufaklıklar çıkardı. Jerry hoşnutsuzlukla hepsi bu mu diye sordu. Spence başıyla doğruladı. Jerry soğuk bir tavırla garsona öyleyse bir şey istemez dedi. Garson ökçeleri üzerinde döndü ve uzaklaştı. Jerry buyurucu bir sesle şimdi benimle gel dedi. Kalktı, Spence'i de kaldırmaya çalıştı. Aa, haydi aile pansiyonuna gideceğiz. Spence azıcık daha dur ne olur diye yalvardı. 5 dakika sonra bir başka kızın geleceğini söylemiştim. Onu da görmek istiyorum. Jerry onu kolundan tutup sarstı. Dediğim dedik bir sesle aklını başına al diye söylendi. Cebinde kalanını da ezmeden ardından gelsen iyi olur. Haydi bakalım gel koca bebek. Spence kendini kurtarmaya çalıştı. Peki ama böyle bir sahneyi kaçırmak istemiyorum ben. Bu yaptığın iyi bir şey değil matmazel. Kız Spence'i masadan uzaklaştırırken öfkeyle böyle mavallara karnım tok dedi. Paka basmam ben. Dans pistini geçtiler, pansiyona gideceğiz. Spence bir kapıdan içeri soktu, yarı aydınlık uzun bir koridordan geçirdi. Yolun sonuna gelince Spence abajurlu kocaman bir lambanın ışığında dergiden bir aşk öyküsü okuyan şişman bir zenci kadın gördü. Jerry sıkı sıkı Spence'i kolundan tutarak ''Mami, boş yer var mı?'' diye sordu. Zenci kadın kaldığı sayfanın kulağını özenle büktü. Dergisini kapayarak kalktı, ince bir hareketle ''İşte nasıl Mademoiselle Jerry?'' diye sordu. ''Akşamleyin sizi göremedim.'' Soğuk bir tavırla Spence'e baktı. Jerry'nin onunla iş yapacağını çabucak kavramıştı. Küçümseyen gözlerle tepeden tırnağa süzdü adamı. Dudak bükerek uzaklaştı. Bir kapıya kadar sofada arkasından yürüdü. Kapıyı açarak içeri girdi, lambayı yaktı. Dışarı çıkınca ellerini göbeği üzerinde kavuşturarak kapıya yaslandı. Spence bahşiş falan vermeden içeri daldı. Kadın küçümseyerek tuh dedi.
İşte hiçbir işe yaramayan beyazlardan bir moloz daha. Kapıyı sertçe kapadı. Spence yöresine bakınca Jerry'yi aynanın önünde taranır gördü. Sallanarak onu süzdü. İçtiği likör ve biranın etkisiyle bakışlarını uzun süre bir şeyin üzerinde tutamıyordu. Eşya gözlerinin önünde dalgalanıyordu. Dengesini bulmak için yatağın kıyısına oturdu. Yüksek sesle, "Mavis nerede?" diye sordu. "Görmek istiyorum." Jerry onu kıyasıya sarstı. "Demin söyledim ya sana, Mavis'in işi var." "Belki de bu gece hiç gelmeyecek." Onu aklından çıkarak Spence kapıya doğru sendeledi. "Mavis'i bulmalıyım," dedi. "Yoksa adamcağız usanıverir beklemekten. Onun için bulmam gerek Mavis'i." Jerry kapıya gitti, onun önünü kesti. Spence, "Her ne olursa olsun kaçırmak istemiyorum onu," dedi. Jerry sabırsızlandı. "Öf yeter," diye bağırdı. "Kes sesini artık." Spence'i geriye çevirdi. Kar yolaya çarpıncaya kadar yürüttü. Adamcağız kendini yatağa attı. "Jerry, geri kalanı da içkiye vermeden buraya gittirmek zorunda kaldım seni," dedi. Spence'in yanına oturdu. Gözlerini açıncaya kadar onu sarsı, sonra soğuk bir sesle "Ayık mısın?" diye sordu. Spence, "Ho," diye mırıldandı. Jerry, yaradana sığınarak öyle bir şamar patlattı ki Spence'in gözlerinden ateş fışkırdı. "Bak, nasıl işitiyorsun kerata?" Spence dirseğine dayanarak doğruldu. Acıyan yanağını oldu. Kız kolunu indirerek var gücüyle bir şamar daha kondu. Spence şaşkın şaşkın baka kaldı. "Vay anasını," dedi. "Dünya tersine dönüyor. Tatlı vaatlere kapılarak buralara kadar gel. Sonra da böyle tokat yağmuruna tutul. Bayan Saunders olmasaydı bunların hiçbiri de gelmeyecekti başıma. Bazen pek tuhaf şeylerle karşılaşıyor insan. Yine neler saçmalıyorsun?" Spence ona merakla bakıyordu. "Jerry, ne susuyorsun kerata?" diye bağırdı. Yanıt vermesine zaman bırakmadan yeniden tokatlamaya koyuldu. Spence başını kollarının arasına sakladı. Vurmasını bitirinceye kadar bekledi. "Matmazel," dedi. "Belki aklım her zaman başında değil ama böyle bir pazarlığa girişmediğini de çok iyi biliyorum." Jerry olanca gücüyle Spence'in yüzüne şamarlar atarak "Seni kerata seni," diye bağırdı. "Pis domuz seni." Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell.